arkadaşlar aile türlerini inceledik. Evlilik türlerine bakacağız. Burada çok fazla kavramla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla ÖSYM'de kavram sorusu sormayı sevdiği için bu konuyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi, öncelikle eş sayısına göre evlilik türlerini sınıflandıracağız. Monogami ve poligami. Zaten mono tek demek, poli çok demek. Bunu bilirseniz güzel olur. Monogami tek eşlilik. Poligami çok eşlilik. Poligami de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Eğer çok kadınla evlenme durumu varsa bunun adı polijini, çok erkekle evlenme durumu varsa bunun adı poliandri. Şimdi polijini daha çok savaşlarda erkek nüfusunun azaldığı toplumlarda hakim olan bir evlilik türü. Poliandri de daha çok mesela kadınların kurban edildiği bazı toplumlarda etkili olan bir evlenme türü. Yerleşme çevresine göre evlilikleri türlendirdiğimizde matrilokal, erkeğin evlendiği kadının aile çevresine katılması, yani bizim daha çok bildiğimiz iç güvey durumu. Patrilokal, kadının evlendiği erkeğin çevresine katılması durumu. Neolokalde kadının ya da erkeğin ailesinden bağımsız yerleşmesi durumu. Eşin seçildiği gruba göre sınıflandırdığımızda endogami ve egzogami diyeceğiz. Endogami aynı grup içinden, aynı gruptan kastımız köy olabilir, kasaba olabilir, klan olabilir, evlenme zorunluluğunun olması durumudur. Endogaminin sebebi mülkiyetin ve iş gücünün parçalanmamasıdır. Mesela bizim doğu toplumlarında hala çok yaygındır endogami. Egzogami de grup dışından evlenmedir. Yani daha çok şehirlerde görülen, eşin seçilmesinde grupla ilgili herhangi bir kıstasın olmadığı evlenme biçimi. Dul kalan eşin evliliğine göre. Levirat, kadının ölen kocasının erkek kardeşlerinden biriyle evlenmesi ya da evlendirilmesi durumu. Yani kayın birader yenge durumu. Sororat da tam tersi erkeğin ölen karısının kız kardeşlerinden biriyle evlenmesi durumu. Burada da baldız enişte durumu var. Her ikisinde de bir amaç var. Malların aile içinde kalması, gelinin ve çocukların korunması, erkeğin başlık parasından kurtulmasıdır.